Merhaba sevgili yarısı severler. Hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 29 Eylül 2021 günlerden çarşamba saatlerimiz 12.46'yı gösteriyor. Hepinize sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederek ben analizlerime geçeceğim. Bugün gündüz programı İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda koşulacak. 9 koşuluk güzel bir programla start alacak. Burada öncelikle İstanbul ikinci altılı Ganyan analizimiz olacak. Yine akşam yarışları Diyarbakır'da koşulacak. 7 koşuluk programla tamamlanacak. Öncelikle İstanbul 2. altılı Ganyan analizlerimle karşınızdayım. İstanbul'da 9 koşuluk bir program mevcut. 2. altılı Ganyan programın 4. koşusuyla 4 yaşlı Arap safkanlarının 1600 mesafe Çin piste koşulacak. Şartlı 4 yarış start alacak. Burada öncelikle şans vereceğim isim özellikle son yarışını 15 lira küsür Ganyan ile kazanan ve rakibine büyük direnç gösteren o gün sentetik yarışta koşan 5 numaralı Karasun bugün Burak Akçay idaresinde benim ilk şans vereceğim isim olacak. Bu safkana sık rakip olmasını beklediğim isim 9 numaralı Ertegi. Ertegi son koşmuş olduğu koşuda yani 7. gelmiş olduğu Handikap 15 yarışta öyle bir geliş geliyordu ki böyle pişkin adeta grup vari safkanlar gibi geldi. Ama tabelaya giremeyeceğini anlayınca o günkü jokeyi Muhammed Hamedi arkadaşımız safkanı tuttu ama safkanın eşkalini çok beğendim. Bugün üzerinde tecrübeli bir isim görüyorum. Bugün Aris Kartaş dairesinde piste çıkacak. 9 numaralı Ertegi isimli safkanı ben ikinci şanslı isim olarak önereceğim. Yine 7 numaralı Nakış grubun kaliteli safkanı eli kulağında bir isim. Bugün Akın Sözen idaresinde ilk 3 safkan içerisinde değerlendirilmeli ve 2 numaralı Ateş'in kızı da bana göre bu grupta ihmal edilmeyecek safkandır. Burayı 4 safkanla değerlendiriyorum. Altılı Ganyan'ın ikinci ayağına 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1900 mesafe Çin piste koşulacak şartlı 19 yarışına geçeceğim. Burada özellikle yine beğenim kazanan bir safkan var. Bugün Vedat Abiş idaresinde piste çıkacak. Sayın Cem Gelgin'e ait 4 numaralı Spring Attack. Çim'de tecrübeli bir isim. Çim'de güzel yarışları var. Daha önce çimde koşmuş olduğu 3 yarışın ikisinden güzel ikincilik elde ederek ayrılmıştı. Bugün form durumunu beğendiğim 4 numaralı Spring Attack isimli safkanı öncelikle şanslı isim olarak önereceğim. Yine 1 numaralı Fiji beğenimi kazanan bir başka isim sevgili yarışseverler. Kuloğlu temsilcisi bir numaralı Fiji'de son yarışın tekrar etmesi durumunda bu grupta etkili olmasını beklediğim isimdir. Yine 10 numaralı Deep of the Wind özellikle takibimdeki bir isim Smart Robin temsilcisi bugün Ayhan Kurşun idaresinde sürprize imza atabilir. Bu safkana dikkat diyerek 3. şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 5 numaralı French Cadet Evet French Kadid isimli safkan da bugün Saadettin Borez idaresinde tuttuğum safkanlar arasında. Ben 6 numaralı Entera Vista ve 9 numaralı San Sebastian isimli safkanları da kuponlarda bulundurmaktan yanayım. Yani burayı da 4, 1, 10, 5, 6 ve 9 şeklinde değerlendiriyorum. Ve altılı Ganyan'ın 3. ayağı 3 yaşlı Arapların 1500 mesafe sentetik piste koşulacak şartlı 5 yarışına geçiyorum. Arkadaşlar burada Banko bir isme yer vereceğim. Özellikle neden banko olarak tuttuğumu da sizlere izah edeceğim. Sayın Cüneyt Çalıcıoğlu'na ait. Evet bugün Gökhan Kocakaya idaresinde piste çıkacak. 6 numaralı Horus. Gerçekten çok etkili. Gerçekten çok kaliteli bir safkan. Önleri tercih eden bir safkan özellikle galoplarında sprint atmaya da müsait bir safkan olduğunu düşünüyorum ama tabii bir anda belki bunu ilgilileri denemez. Ama bugün yine önlerde kuracağı tempoyla bana göre özellikle son yarışında 135 13 üzerinde rahat bir tempoda kazanan 5 numara 6 numaralı pardon arkadaşlar altın numaralı Horus isimli safkanın bana göre bugün bu rakiplerine rahat geçmesi gerekir. Ve günün banko ismi olarak Altılı Ganya'nın 3. ayağında 6 numaralı Horus isimli safkanı öneriyorum. Ve Altılı Ganya'nın 4. ayağı. 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 2100 mesafe Çin pistte koşulacak kısa vade 7 yarışı kupalı bir yarış Özkan İşgüden koşusu tam 105.500 lira değerinde bir yarış. Burada da zaman zaman etkili yarışlar yapan bugün üzerinde Gökhan Kocakaya arkadaşımızı gördüğüm son yarışında çünkü kısa vade 8 yarışta özellikle Gökhan Kocakaya idaresinde güzel bir ikincilik elde eden 3 numaralı Garanda Sono. Evet Garanda Sono, Garanda Solo isimli safkan son yarışında ee, rakibi rakibi P.C. boyun farkı ile yarışı vermişti. Bugün yine Gökhan Kocakaya idaresinde benim ilk şans vereceğim isim olacak. Yine 5 numaralı Uçan Fil kalitesiyle özellikle son iki yarışında biliyorsunuz iki güzel birincilik elde etti. Bugün Akın Sözen idaresinde 3 numaralı Ganando Sola isimli Safkan'a ilk rakip olacak isimdir. Bu ilk Safkan dışına çıkması durumunda 6 numaralı Burak Şah. Özellikle bu tip mesafeleri çok iyi seven ve uzun ve düzlük sprintine ihtiyacı olan bugün Halis Karataş İdaresi'nde ne yapacağı belli olmayan nitelikte altı numaralı Burak Şah üçüncü şans vereceğim isim olacak ve iki numaralı Korkovado da burada kuponlarda yazılması özellikle sürpriz hanesine yazılması gereken safkandır. Ve altılı ganyanın 5. ayına geçiyorum. Arkadaşlar e, tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Ücretli WhatsApp grubumuz aylık 100 liradır. Yine deneme amaçlı katılmak isteyen arkadaşlarımıza özel 15 günlük deneme katılımımız var. 15 günlük deneme katılımımızda 50 liradır yine 3 ay 6 ay 1 sene gibi uzun e, soluklu katılmak isteyen arkadaşlarımıza özel indirimlerimiz var. Eğer sizler de grubumuza dahil olmak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini bırakabilirsiniz. Ya da gmail adresimiz okangunertv.gmail.com mail adresimize mail olarak da telefon numarası bilgilerini aktarabilirsiniz diyerek Altılı Ganyan'ın 5. aya 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 2000 mesafe sentetik piste koşulacak şartlı 5 yarışı. Esasen son yarışlarını tekrar etmesi durumunda bugün ekri koşma avantajı bulunan Kayizbert temsilcisi Sertay Torun'u 6 numaralı işini bilir. Bugün rakiplerinden büyük bir adım önde görünüyor. Bugün benim öncelikli şans vereceğim isim olacak. Bu safkanın kötü koşması durumunda diye devam edeceğim. Ben Saruhan Ağa temsilcisi özellikle Artvin Güzeli'nin tayı 3 numaralı Umutlu'dan bugün güzel bir yarış bekliyorum. Ağır kilosuna rağmen Mustafa Çiçek arkadaşımız üzerinde ters bir yarış gelebilir. Bugün ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine 4 numaralı Arifço, Ço, 7 numaralı Mavra ve 9 numaralı Aksakal isimli safkanı Safkanları sırasıyla yarış sever arkadaşlarıma öneriyorum. Ve programın kapanış koşusu altılı Ganyan'ın son ayağı. 3 yaşlı Arap safkanlarının 1500 mesafe sentetik piste koşulacak meydin yarışına geçiyorum. Bu ayak analizimden sonra yine ufak altılı Ganyan ve 7'li plase analizlerimle aynı video üzerinde sizlerle birlikte olacağım. Bugün özellikle izlemekte olduğunuz YouTube kanalımıza abone değilseniz kanalımıza destek vermenizi kanalımızın büyümesinde sizlerin de katkı sahibi, sizlerin de pay sahibi olmasını rica ediyorum. Bunu emeklerimin karşılığında sizlerden rica ediyorum sevgili yarışseverler. Altılı son ayağında ben öncelikle isim olarak 7 numaralı Ay Gönül isimli Safkan'ı önereceğim bugün. Özellikle yarışlarını çok beğendim. Mercek altına aldığım bir Safkan bugün Tolga Yıldız ziyaresinde yine Sertay Torun'u 7 numaralı Ay Gönül isimli Safkan'ı Öncelikle şanslı isim olarak önereceğim. Yine grubun formda safkanı hayatının ilk yarışında güzel bir ikincilik elde eden, güzel pedigrisiyle dikkat çeken 5 numaralı Öz Taha'da bugün Saadettin Boğrez dairesinde ikinci şans vereceğim isim olacak. Bu iki safkanın dışına çıkması durumunda bir numaralı Dobi ve son isim olarak da yine son koştuğu hayatın ilk yarışında çok beğenimi kazanan Baykan 1'in torunu Uç Bey'i temsilcisi 13 numaralı Sonsuz Hız isimli Safkan da bugün ilk 4 Safkan içerisinde tuttuğum isimlerden. Ve ben ufak altılı Ganyan analizime geçeceğim sevgili yarışseverler akabininde. Yedili plase analizlerimiz olacak. Arkadaşlar, e, ufak altılı ganyan analizimde yine şu şekilde değerlendirme yapacağım. İlk ayakta 5 numaralı Karasun, yine 9 numaralı Ertegi, 7 numaralı Nakış ve 2 numaralı Ateşin kızı isimli safkanları değerlendireceğim. Altı ganyan ikinci de 4 numaralı Sprint Attak, 1 numaralı Fiji, 10 numaralı Deep of the Wind, 5 numaralı French Cadet e, bana göre bu koşu yeterli olacaktır. Altılar bu koşuda 3'te 1 oranında rahatlamış oldu. Ve Altılı Ganyan'ın 3. ayağında ben kalitesiyle özellikle Gökhan Kocakaya idaresinde piste çıkacak. 6 numaralı Horus isimli safkanı günün banko ismi olarak değerlendiriyorum. Ve Altılı Ganyan'ın 4. ayağında 3 numaralı Gananda Solo 5 numaralı Uçan Fil ve 6 numaralı Burak Şah isimli safkanları önereceğim. Burada da altıları 3'te 1 oranında düşürmüş olduk sevgili yarışseverler. Ve altılı Ganyan'ın evet altılı Ganyan'ın 5. ayağına geçiyorum. Altılı Ganyan'ın 5. ayağında ben 6 numaralı işin bilir. Yine 3 numaralı Umutlu, 4 numaralı Arif Ço, 7 numaralı Mavra ve 9 numaralı Aksakal isim safkanlara ayırmadan yazacağım. Ve programın kapanış koşusu 6'lı Ganyan'ın son ayağında ben 7 numaralı Ay Gönül, 5 numaralı Öz Taha ve 1 numaralı Dobi isimli safkanlara yer vereceğim. Burada da 6'lıları 4'te 1 oranında düşürmüş olduk. Ve yedili plese analizime geçiyorum. Yedili pleseler programın 3. koşusuyla 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1400 mesafe Çin pistine koşulacak. Handikap 17 ile start alacak. Arkadaşlar yedili pleselerin ilk ayağında özellikle geçmiş yarışlarında daha sert gruplarda da sizlere ısrarla banko olarak verdiğim bir safkan. Ben bir numaralı Mamba Forever isimli safkanı bugün sonlarda yapacağı güçlü ataklarla Halis Kartaş İdaresi'nde rakibi Baba Dallas'ı geçeceğini düşünüyorum. Ve bir numaralı Mamba Forever isimli safkanı 7. Piyasa'nın ilk ayağında Banko isim olarak öneriyorum. 7. Piyasa'nın ikinci ayağında ben 5 numaralı Karasun, 9 numaralı Ertegi ve 7 numaralı nakış üçlüsünü yeterli görüyorum. 7. presiyemizin 3. ayağında 4 numaralı spring attack, 1 numaralı fiji, 10 numaralı deep of the wind, 5 numaralı french Cadet ve 6 numaralı entera vista isimli safkanlara yer vereceğim. Yedili plasemizin dördüncü ayağında ben altı numaralı Horus isimli safkanı günün banko ismi olarak öneriyorum. Yedili preslerimizin 5. ayağında 3 numaralı Gananda Solo, 5 numaralı Uçan Fil ve 6 numaralı Burak Şah üçlüsü yeterli olacaktır. Yedili preslerimizin 5. ayağında 6 numaralı İşin Bilir, 3 numaralı Umutlu, 4 numaralı Arif Çove, 7 numaralı Mavra şeklinde değerlendireceğim. 7 plasemizin kapanış koşusu yani 7 plasemizin son ayağında 7 numaralı Ay Gönül ve 5 numaralı Öz Taha isimli safkanlara yer vereceğim. Ve arkadaşlar bir misli altılı ganyan analizi vereceğim. Zaman zaman biliyorsunuz sizler de veriyorum. Ee, genelde her gün WhatsApp grubumuzda ee, misti altılı ganyan analizimiz oluyor. Ama sizlere de burada kırmak istemiyorum. Sizlere de yine zaman zaman misti altılı ganyan analizlerimi veriyorum. Misti altılı ganyanlarda ben ilk ayakta 5 numaralı Karasun, 9 numaralı Ertegi ve 7 numaralı Nakış üst üstüne yer vereceğim. Yine misti altılı ganyanların ikinci ayağında 4 numaralı Spring Attack, 1 numaralı Fiji, 10 numaralı... Deep of the Wind ve son isim olarak da 5 numaralı French Cadet isimli safkanlara yer vereceğim. 3. ayakta 6 numaralı Horus Banko safkanımız olacak. 4. ayakta 3 numaralı Gananda Solo ve 5 numaralı Uçan Fil şeklinde değerlendireceğim. 5. ayakta 6 numaralı İşin Bilir Banko safkanımız olacak. Ve son ayakta 7 numaralı Ay Gönül ve 5 numaralı Öz Taha şeklinde değerlendireceğim. Bu 6'lı da, 3 misli, 5 misli bütçe durumunuza göre 10 misli olarak da değerlendirebilirsiniz. Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ederim ama bugün özellikle izlemekte olduğunuz YouTube kanalımıza abone olmanızı, kanalımızın büyümesinde destek vermenizi rica ediyorum. Bir kişiyle mi büyüyecek demeyin. Bu kanal bir kişi bir kişi. 23.500 lira kadar geldi. Sizler de abone olursanız göreceksiniz ki kanal çok hızlı bir şekilde büyüyecek ve istediğimiz yerlere ulaşacaktır. İstediğimiz 100.000 arkadaşlar. Ama herkesin, her izleyenin abone olması gerekiyor. Ben şundan inanıyorum arkadaşlar. Kanal şu anda 25.000 kişi. Ama burada analizlere baktığımda yani 100 kişiden sadece 30 kişisi abone olarak izliyor. 70 kişisi abone olmadan izliyor. Yani şu anda kanalımızı izleyip de herkesin abone olması durumunda şu anda kanalımız zaten 85.000 ile 87.500 kişi arasında olacaktı. Bunu şundan da e, yola çıkabiliriz. Ben kanalımı açtığımda biliyorsunuz YouTube'da ilk tahmin veren kişilerin başındayım. İlk tahmin veren benim arkadaşlar o zamanlar TCK TV'nin e, kanalı var biliyorsunuz e, Youtube'da. O kanal bizim kanalımızın tam yarısıydı. Yani ben 20 binlerdeyken o kanal 10 binlerdeydi. Yani demek istediğim şu anda o kanal yani TCK TV'nin kanalı 75-80 bin lira çıktı. Ki bu kadar yarısı sever olduğu kesin. Arkadaşlar o yüzden duyarlı olun. Kanalımıza destek olun diyorum. Görüşmek üzere. Esen kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.